Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca danssiz deyin kanda Bu sana ders Herkese merhabalar arkadaşlar. Dersizliğine hoş geldiniz. Ben Adem Hoca'nız. Doğrunun içine devam ediyoruz. Geliştirici testimizi çözeceğiz. Birin soru gelsin. Şekilde iki tane karemiz var. LK uzunluğu AB uzunluğunun 3 katına eşit. Bir de D noktamız 0'a 5 noktası. LB doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi öncelikle şu uzunluktan başlayalım. AB uzunluğuna biz X dersek LK uzunluğu bu uzunluğun 3 katı yani 3X eşit olacak. Bu şekilde bir kare olduğundan burası 3X burası da 3X uzunluğuna eşit. Şurası da X olacak burası da X olacak. Şimdi şurasını da x edikten sonra arkadaşlar şurası yükseklik olarak 5'e eşit. x santimi oc ise o zaman şuradaki uzunluğumuz 5 eksi x. Aynı şekilde şu k noktası 3x uzunluğuna eşitse 5 santimi çıkartırsak bur buradan da bu uzunluk 3x eksi 5 olacak. Şimdi şu üçgenle şu üçgenin temel benzerlik kuranını yaparsak arkadaşlar benzer üçgenler bunlar x'in 3x'i e oranı 5 eksi x'in 3 x eksi 5'e oranı eşit olacak. Şunlar sadeleşti. İşler yaparsak burası 15 eksi 3 x eşit olacak. 3 x e. eksi 5'e. Eksi 5'i bu tarafa atarsak 20 burası 6 x olur. 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman 3 x'in değeri 10'a eşit. Şimdi demek ki şurası arkadaşlar dikkat ederseniz e, koordinatı 3 x'i 3 x ama uzunluk olarak bu. Normalde orijinin sol tarafına kaldığından dolayı x değerimiz eksi 10 olacak. Yüksekliğimiz ise 3 x yani direkt 10'a eşit diyebiliriz. Şimdi ben lb doğrusu üzerinde iki tane nokta biliyorum. Bunlardan birisi eksi 10'a 10 diğer ise 0'a 5. Öncelikle eğim bulursak ordinatları farkını absisleri farkına böleceğiz. 10 eksi 5 bölü eksi 10 eksi 0 düzenlersek burası 5 bölü eksi 10 yani eksi 1 bölü 2 olarak eğim bulunur. Bir de denklem yazabilmek için şu doğru üzerinde x y noktası alıp 0'a 5 noktasını kullanarak tekrar eğim hesaplarsak y eksi 5 bölü x eksi 0 eşit olacak eksi 1 bölü 2. İşlerde işleml yaparsak 2 y eksi 10 eşit olacak. Eksi x'e. Bunu da düzenlediğimiz zaman eksi x'i bu tarafa atalım. x artı 2y eksi 10 eşittir. 0 değeri. Bu da arkadaşlar dikkat ederseniz Bursa seçeneğinde mevcut. Doğru seçeneğimiz bu seçenek olacaktır. Bir koordinat sisteminde A noktası 1 e eksi 2 noktası. Bu noktanın 5x artı 12y eksi 7'ye olan uzaklığı kaç birimdir? Noktanın doğruya olan uzaklığı bulunurken arkadaşlar şöyle bir formülümüz var. Mutlak değer içerisinde noktaları denklemimizde yerine yazacağız. Yani 5 çarpı x gördüğümüz yere 1 yazacağız. Artı 12 çarpı y gördüğümüz yere eksi 2 yazdık. Bir de eksi 7'miz var. Bunun mutlak değerini bulacağız. Ve bunu da x ve y'nin öndeki sayıların kareleri toplamının kareköküne böleceğiz. 5'in karesi artı 12'nin karesi. Üst tarafı düzenlersek burası 5 eksi 24 eksi 7. Böyle alt taraf ise 169'un karekökü 13 olarak bulunur. Üst tarafa gelirsek eksi 24 ile eksi 7'yi topladık. Eksi 31 Artı 5 eklersek eksi 26 ama dışarıya artı 26 diye çıkacak. Bölü 13 ve doğru cevabımız 2 olarak bulunacak. Ceyhan seçeneği. Üçüncü sorumuz. Dik koordinat sisteminde 3x eksi 4y artı 2 eşittir 0 doğrusu ile 3x eksi 4y eksi 13 eşittir 0 doğrusu arasındaki uzaklık kaç birimdir? Şimdi dikkat ederseniz bunlar paralel doğrulardır arkadaşlar. 3x-4y'ler ortak. Sadece sabit sayıları farklı. Paralel doğrular arasındaki uzaklık bulunurken aslında bunların sabit sayıları farkı bölüm x'in önündeki ve y'nin önündeki sayıların kareleri toplamına böleceğiz. 3'ün karesi artı 4'ün karesinin kareköküne bölecek. Şimdi c'lerin farkı ise birisinin c'si 2 eşit diğerinin c'si eksi 13 Bunları çıkartacağız. Mutlak değerini alacağız ve bunu da 5'e böleceğiz. Üst taraf 15 diye çıkar. Alt taraf 5'e eşit. Bu oranda 3'tür. Doğru yanıtımız Adana. Bir başka sorumuz da şu şekilde. Bir ABC eşkenar üçgeninde A noktası 1 eksi 1 noktası BC doğru parçası 3x eksi 4y artı 8 eşittir 0 doğrusu üzerinde olduğuna göre bu üçgensel bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi şunu söylemeye çalışıyor arkadaşlar, bir tane eşkenar üçgen çizelim. Şurası A noktası, burası B, burası C noktası olsun. A noktası 1 eksi 1 noktası. Bu da aynı zamanda 3x eksi 4y artı 8 eşittir 0 doğrusu üzerinde BC doğrusu. Şimdi ben A noktasının aslında doğruya olan uzunluğunu bulacağım. Uzaklığını bulacağım. Yüksekliğini bulmuş olduğum için oradan da eşkenar üçgenin açılarını kullanarak alanı bulacağız. Öncelikle noktanın doğruya olan uzaklığını bulalım. Mutlak değer içerisinde noktayı doğru da yerine yazıyoruz. 3 çarpı 1 eksi 4 çarpı eksi 1 artı 8 bölü x'in ve y'nin öndeki sayıların kareleri toplamının karekökü. 3'ün karesi artı eksi 4'ün karesini bulacağız. Toplayacağız ve kare kökünü alacağız. Üst tarafı düzenlersek üst taraf 15 gelir. Alt taraf ise 5 olacaktır. Sadeleştiği zaman bu uzunluğumuz 3'e eşit. Şimdi burası 60 derecelik açı olduğundan dolayı demek ki 30 derecenin karşısında kök 3 varmış. O zaman şu uzunluğumuzda kök 3 olur. Eşken üçgenin alanı yükseklik çarpı taban uzunluğu bölü 2. İkiler birbirini sadeleştirecek. Bu alanımız 3 kök 3 olarak bulunacaktır. Doğru yanıtımız Bursa. Bir başka sorumuz da şu şekilde. Dik koordinat sisteminde verilen x 2y artı 9 eşittir 0 ve x 2y eksi 11 eşittir 0 doğrusu arasına yerleştirilen karesel bölgenin alanı kaç birim karedir. Şimdi dikkat ederseniz bu doğrularımız arkadaşlar e, paralel doğrulardır. Çünkü x ve y'nin öndeki sayılar birbirine eşit. Sadece sabit sayıları birbirinden farklı. O zaman biz bu iki paralel doğru arasındaki sadece şu uzaklığı bulacağız. Uzaklığı bulursak zaten bu üzerinde oluşturacağımız karesel bölgenin alanı hep birbiriyle aynı uzunlukta olduğu için e, uzunluğun karesini alarak bölgenin alanını bulmuş oluruz. O zaman paralel doğrular arasındaki uzaklık da şu şekilde bulunuyordu. Sabit sayıların farkını şu x'in ve y'nin önündeki sayıların kareleri toplamının kareköküne böleceğiz. Yani karekök içerisinde 1'in karesi artı eksi 2'nin karesi. Sabit sayılarımız ise Birisi 9, diğeri eksi 11. 9'dan eksi 11'i çıkartacağız. Bunun mutlak değerini alacağız. Alt taraf ise düzenlediğimiz zaman kök 5'e eşit. Üst tarafın değeri eksiler birbirini artı yapar. Burası 20 eşit. 20 bölü kök 5. O zaman bizim şu bulduğumuz 20 bölü kök 5. Karenin alanına geçersek bu kenar uzunluğunun karesi olacaktır. 20'nin karesi 400, kök 5'in karesi 5 olur. 400'ü 5'e böldüğümüz zaman sonuç 80 çıkacaktır. Doğru yanıtımız edine. Son sorumuz şu şekilde. Dik koordinat sisteminde A noktamız var 4'e 7. B ve C noktaları da arkadaşlar 3x 4y 24 eşittir 0 doğrusunun eksenleri kestiği noktalar olarak tanımlanmış. O zaman biz doğru denkleminde x'e 0 verirsek x eşittir 0 için y değerimiz eksi 6 çıkacaktır. O zaman bu noktamız 0'a eksi 6. Bu noktaya da isim olarak b noktası diyelim. Diğer noktamızı bulmak için de y'ye 0 vereceğiz. y eşittir 0 için. Buradan x değerimiz 8 gelir. Koordinat olarak buna c diyelim. 8'e 0 noktası. A noktamızı da biliyoruz. Şimdi 3 noktadan biz üçgenin alanını bulacağız. Öncelikle ilk noktayı en üste yazdıktan sonra en son tekrar 6'a bir kez daha yazacağız. 4'e 7 ile başladık. 0'a eksi 6, 8'e 0, tekrar 4'e 7. Şimdi şu işlemi yapacağız alanı bulurken. Çaprazlama sayılarımızı çarpacağız. Şu ikisinin çarpımı arkadaşlar eksi 24. Şu x'in çarpımı 0. Şu x'in çarpımı 7 kez 8'den 56. Bir de bu tarafı çarpacağız. 7 çarpı 0'dan 0. Eksi 6 çarpı 8'den eksi 48. Burası da 0 çarpı 4'den 0. Şimdi sol tarafın toplamı eksi 48. Sağ tarafın toplamı 56'dan 24'ü çıkartırsak 32 olacaktır. Sonra şunu yapacağız. Sağdaki bir değerden arkadaşlar soldaki değeri çıkartalım. Pozitif olmasını istiyorum çünkü mutlak değer kullanmayacağım. 32 eksi 48 bunu da 2'ye böldüğümüz zaman bu ABC üçgensel bölgesinin alanını bulmuş olacağız. Şunlar birbirine artı yapacaktır. Üst taraf 80 olur. 80 bölü 2'den alanımız 40 santimetre kare olarak bulunacak. Doğacağımız Adana. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Diğer videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.